Evet, günaydın doktor. Da çok değerli bir konuğumuz var. Endokrinoloji uzmanı ve metabolizma hastalıkları uzmanı Esra Şehada Hatipoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yarışmaya başlamadan önce. Esra Şehada Hatipoğlu. Esra ismini kullanıyorsunuz. Evet, Esra. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz iyisiniz? İyiyiz vallahi. Nasıl olalım? Sağlık konuşuyoruz ama sonu mutlu sonla biter. Çok güzel bir konudan bahsedeceğiz evet, bugün. Evet, kesinlikle. Hipofiz ile ilgili rahatsızlıklar diyelim. İlla adenom demeyelim de. Çünkü hipofiz biraz büyümeye başlayınca insanlar telaşa kapılıyor. Hipofiz nedir? Büyümesi nelere yol açar? Tabii ki adenom nedir? Ciddi bir olay mıdır? Biraz sizden bilgiler alalım. Hipofiz beynimizde salgı hücreleri içeren hormon salgısından sorumlu küçük bir alan aslında. Ama hastalıklarının sonucu tüm hormonların neredeyse salgısından sorumlu olduğu için hastalıklarının sonuçları büyük. Kendisi küçük bir yer kaplasa da. Hmm. Büyümesi gebelikte, pubertede, normal zamanlarda görülebiliyor ama adenom dediğimiz anormal büyümenin oluştuğu tümörler de görülebiliyor. Ama tümör desek de bu çok korkutucu bir şey değil bizim için. Çünkü bunların çok çok büyük bir kısmı aslında iyi huylu büyümeler. Hmm. Kötü huylu büyümeler, tümörler çok nadir hipofizde. Daha çok büyümenin sonucuyla biz ilgileniyoruz. Büyümenin yaptığı basıdan dolayı çevre dokuya normal hormonların salgısı bozulabiliyor ve onun eksikliklerinin sonucu oluşabiliyor. Evet, ya da büyümeden adım adım anlatalım mı? Tabii. Yani tabii. Sonuçta insanlar hipofiz nedir? Tamam, evet, bir beynin tabanında, çünkü biz beyin cerrahlarıyla sizin ortak konunuzdur. Bir orkestra şefi var. Orkestra şefi o kadar enteresan ki, sen şunu salgıla, sen şimdi stopla, sen dur, sen çalış falan diyen bir şef. Ama bu şef sapıtırsa ciddi problemler çıkıyor. Onlarla ilgili biraz bahsedelim isterseniz. Evet, o organizasyon bozulunca vücudun birçok yerinde çok farklı etkiler meydana gelebiliyor. Bunun başlangıçta baş ağrısı, görme alanına yakın olduğu için görme problemleri, görme bozuklukları da olduğu gibi yine hormonların eksiklikleri ya da fazlalıklarına göre, hormon salgılayıp salgılamamasına göre büyümenin vücutta çok daha uzak yerlerde, uzak organlarda da sonuçları görülebiliyor. Evet. Bu sonuçlar açısından da halkımızın anlayacağı şekilde mesela memeden süt gelmesi. Ama aynen, doğum yapması olasılığı veya yapsa bitse bile halen daha göğüste bir işlev devam etmesi bizim için önemli bulgular diyoruz. Bunun gibi detaylandırabilir miyiz? Şöyle, en sık semptomları baş ağrısı ve görme problemleri. Evet. Tabii günümüzde görüntüleme yöntemlerinin... Bu yukarı büyürse, tabii, aşağı doğru aynen büyürse, sella tabanına doğru, yani burnunun şuradaki kanatların içerisindeki boşluğa doğru büyürse bunların hiçbirini yapmaz. Aynen. Yapmadığı için belirtisi direkt hormonal. Aynen. Mesela kadınlarda yine daha erken, eğer bası yapıyorsa tabii ve hormon eksikliği yapıyorsa bulgu verebiliyor bunlar. Menstruasyon bozukluklarıyla gelebiliyor. Ya da prolaktin dediğimiz süt hormonu salgılıyorsa yine kadınlarda. Tabii. Menstruasyon bozuklukları, göğüsten süt gelmesi, gebelik dışında olduğu halde göğüsten süt gelmesiyle başvurabiliyor. Erkeklerde yine bası yapıyorsa cinsel isteksizlik, cinsel fonksiyonlarda bozukluk yapabiliyor. Onun dışında eğer bir stres hormonu dediğimiz hormonu salgılatan hormonda eksiklik yapıyorsa, stres hormonunun eksikliğinden dolayı kişide kortizol yetmezliği dediğimiz durum gelişebiliyor. Bu da yine sabahları artan, gün içinde devam eden yorgunluk, bulantı, halsizlik gibi fonksiyonlarla gelebiliyor. Ya da tam tersi, stres hormonunun fazla evet aynen salgılanmasına neden olan tümörler olabiliyor hipofizde. Evet. Bu da o zaman şişmanlık dediğimiz kilo artışıyla son dönemlerde, tansiyon, ciddi özellikle karın bölgesinde mor çizgilerle hastalarımız gelebiliyor. Ya da büyüme hormonu salgılayabilir kitle. O zaman el ve ayaklarda büyüme. Mesela kişinin ayakkabı numarası her yıl birer birer artar. Doğru. Tabii yüzüğü, mesela evlilik yüzüğü, herhangi bir yüzüğü olmaz, zamanla olmamaya başlar. Çenesi, alnı büyür, dişleri ayrıklaşmaya başlar. Bu biraz tabii yavaş yavaş sinsi bir şekilde ilerlediği için fark etmezler, evet. Evet, kişiler bunu fark etmez. Hatta yıllar içindeki fotoğraflarına biz bakarız. Eski fotoğraflarına. Onlarla karşılaştırırız.
Kısacası dediğim gibi toparlayacak olursak, bası semptomlarına bağlı şikayetlerle gelebilir hastalar. Diğer hormonların eksikliklerinin oluşturduğu şikayetlerle gelebilir. Ya da eğer tümör hormon salgılıyorsa bu tür şikayetlerle gelebilir. Ne yapıyoruz peki? Teşhis kondu. Ne oluyor? Ne yapıyoruz? Öncelikle tabii ki nedene göre. Bu bir prolaktin salgılayan tümörse daha çok medikal tedaviyle tedavi ediyoruz. Bromokriptin analogları dediğimiz evet. grupla tedavi ediyoruz. Hı-hı. Ama diğer grupları hormon salgılayanları ya da çok büyük olup bası semptomları ön planda olanları ameliyat birinci basamak. Cerrahi. Ameliyat. Evet. Tabii. Sana mı başvuruyorsun? Aynen öyle. Evet. Yalnız hipofiz ameliyatları tabii tarihçesi çok güzel seyretti. Yani çok kaliteli ameliyat ekipmanlarıyla müthiş bir başarı elde ettik. Kesinlikle. Ona rağmen eskiden 1 santime kadar olanları medikal tedavi edip 9 milime kadar 1 santim üstü, 1 santim ve üstü biz ameliyat ederdik. Ama şimdi bu 2 santime çıktı neredeyse. Çünkü çok başarılı bir şekilde medikal tedaviyle küçültülüyor. Dediğim gibi çok anormal büyümesini bir atlarsak, o erken tanı evresini atlarsa direkt ameliyat. Peki bu kanser değil anladığım kadarıyla. Değil. Kanser değil ama bazı şimdi oluşumlar var ki yerleştiği yere göre bası yaparak kanser olsa daha iyi dediğiniz hadiseler yapabiliyor. Neden? Büyümesi çok önemli organlara bası yapıyor. Mesela alan darlığı dediniz ya, görme alanı. Bir hastam vardı, ben çok iyi görüyorum. Bir problemim yok. Sadece soldan sürekli bana araba çarpıyor demişti. Evet, solda alan defekti var. Yani sadece sol tarafın kenarını görmüyordu. Tipiktir bu. Hasta duvara çarpmış gibi kenarları, yanları görmez. Evet. O hipofiz adenomları için, özellikle yukarı büyüyenler için. Hani, yukarı büyüyenler için. Görme alanı çünkü hipofizin tam üstündedir. Eğer tümör oraya doğru büyürse görme alanı defekti dediğimiz sorunlar oluşuyor bizim. Nedir bu? Görme alanına bası olduğundan dolayı kenarları görmemeye başlar hasta. Şimdi takipteki hastaların genelde soruları, bana gelen soruları ben izin verirsen sana yönlendirmek istiyorum o soruları. Bir, sürekli ilaç kullanmak zorundalar mı hipofiz adenomu sapladığımız hastalar? Şöyle ki bu bir prolaktinoma ise belli bir süre, eğer mikroadenom ise tabii, evet. Tümörde biliyorsunuz bu medikal tedaviyle küçülebilen bir tümör çünkü. Yani bizim dopamin analogları dediğimiz ilaçlarla küçülebiliyor bu hipofiz. Bu tür hipofiz adenomları, evet. Hepsi değil tabii, prolaktin salgılayanlar için konuşuyorum. Genellikle onlarda biz 2 yıl tedavi veriyoruz. 2 yılın sonunda azaltmayı ya da kesmeyi deniyoruz. Eğer tedaviye yanıt alındıysa, tümör başlangıçta küçükse ve küçülüp kaybolduysa izleyebiliyoruz. Özellikle kadın hastalar için konuşuyorum. Eğer kesemiyorsak 5 yıla uzatıyoruz tedaviyi ve 5 yılın sonunda gene kesmeye çalışıyoruz. Yine kesemiyorsak o zaman menopoza kadar kullanıyoruz. Ama prolaktin salgılayanlarda genellikle biz iyi yanıt alıyoruz. İlaçla peki hamile kalabilirler mi? Kalabiliyorlar. Özellikle mikroadenom ise. O zaman da bunları kesiyoruz. Eğer ki bana sorulan sorular, çünkü zor sorular yani. Tabii. Evet. Mikroadenomsa kesiyoruz. Evet. Çünkü mikroadenomların hamilelikte büyüme oranı biraz düşük. Ama makroadenomsa, 1 santimin üzerinde çok büyük, önemli yapılara yakınsa. Evet, ama medikal tedaviye de yanıt veriyorsa ya da ameliyat olamadıysa bir şekilde gebelikten önce, belirli yine dopamin agonistleriyle takip edebiliyoruz. Evet. O zaman tabii MR'a, prolaktine çok güvenemiyoruz. MR'ı biliyorsunuz gebelikte çok, özellikle trimesterde ilaçla çekemiyoruz. Baş ağrısıyla ve görme semptomlarıyla takip ediyoruz. Bu şekilde izleyebiliyoruz. Evet, ben genel sorulardan dolayı böyle yönlendiriyorum. İlaç başladık, mikroadenom sapladık. Çok ciddi ilaç yan etkileri oldu. Ne yapacağız? Bu tabii biliyorsun çok başımıza gelen bir şey. Mide bulantısı, işte baş dönmesi falan çok sık başa gelen. Olabiliyor. Evet. Eğer mikroadenomsa, bir kadın hasta için konuşuyorum. Erkeklerde çünkü kadınlardaki kadar çok hemen semptom olmayabiliyor. Erkekler daha dayanıklıdır. Hamileliği yaşayan kadınlar yalnız, onu şey yapmayalım da dayanıklı meselesi tartışılır. Eğer bir adet bozukluğu yapmıyorsa, menstruasyon bir bozukluğa sebep olmuyorsa, gebelik istemiyorsa,
çok şiddetli bir galaktorisi hayat kalitesini bozan, yani galaktore dediğim göğüsten süt gelmesi durumu yoksa izleyebiliyoruz. Ama menstruasyon bozukluğu varsa ve yine dopamin agonistleriyle ciddi yan etkileri varsa kullanamıyorsak, o zaman yine doğum kontrol haplarıyla da izleyebiliyoruz menstruasyonu düzeltmek amacıyla. Biraz onları sanki şey mi, geciktiriyor muyuz? Evet, yani mikrodenonlardan biz çok korkmuyoruz o kadar. Evet, takibi nasıl yapıyoruz mikrodenonlardan? Yani hipofiz adenomlarındaki bizdeki takip ameliyat sonrası takip. Hı-hı. Ama ameliyat öncesi biz hiç nedense uğraşmadan direkt size yönlendiriyoruz. Aman diyoruz. Aman lütfen siz halledin. Takipte öncelikle hormon salgılayıp salgılamadığına bakıyoruz. Tabii biraz büyükçe, bir santime yaklaşan bir mikroadenom değilse, küçükse biliyorsunuz hormon eksikliği oluşturma riski daha düşük. Evet. Dolayısıyla bunlarda hormon eksikliklerinden ziyade mikroadenom, yani küçük bir tümör olsa da hormon salgılayıp salgılamadığına göre hareket ediyoruz. Hormon salgılamıyorsa zaten biz de izliyoruz. Belirli aralıklarla onları hipofiz MR'la büyüyor mu büyümüyor mu, büyümüyorsa zaten daha geniş aralıklarla izleyip belli bir müddet sonra takipten de çıkarabiliyoruz biz bu kişileri. Çünkü toplumda da mikroadenom görülme olasılığı biliyorsunuz yüksek. Zaten bunların oranının artmasının bir nedeni de rastlantısal olarak mikroadenomların daha fazla görülmeye başlanması. MR çıktı, mertlik bozuldu. Biraz öyle oldu. Vallahi değil mi? Niye bozuldu ya? Ya hayır, şöyle eskiden gerçekten bir MR'ın çektirilebilmesi ritüelleri vardı. Yani efendim şunu yaptıracaksınız, yok bu kadar süre takip edeceksiniz, bu kadar bilmem ne olacak falan, değil mi? Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Başım ağrıyor. Hemen MR çekelim. Hatta baş ağrımasına bile gerek yok. Acaba bende tümör mü var mı diyen insanlar bile MR çektiriyormuş. Onu da duyuyoruz. Ama yani sonra daha kolaylaştırmıyor mu mesela? Hayır. İşin enteresan yanı, MR'la ortaya çıkan bir takım hastalık grupları olmaya başladı. Çok anlamı olmayan ama kişilerde artık anksiyete oluşturmaya başlayan. Tabii. Tıbbi olarak belki sağlığı açısından mesela mikroadenom gibi bir hormon salgılamıyor. Klinik bir özelliği de yok ama orada küçücük bir adenom var. Hani bu kişiler için artık tabii bir anksiyete nedeni oluyor. İnsanlar kaygılanıyorlar. Dolayısıyla ben doktor beye katılıyorum. Niye bazen siz de o zaman bazı şeyleri söylemeyiverirsiniz? Çok olmaz. Büyük bir problemse. Bak, diyelim ki söylemedim. Mesela beyin MR'ı, hipofiz MR'ı çektiniz, orada bir nokta gözüküyor. Söylemediniz. Anksiyete olmasın. Bir başka doktora git. Sizde tümör var mı? Söylemediler mi? Yani direkt böylesiniz. Evet, doğru. O zaman da bütün güvenilirliğiniz sanki kayboldu. Ben söylüyorum. Hastaların hepsini bilmek zorunda. Çünkü hem de hakları. Ama olayı önce anlatarak söylüyorum. Bakın diyorum ki mesela sizin beyninizde bir araknoid kist çıktı. Kist mi çıktı? Evet. Bu kist içi sıvı dolu kesecik. Bu kadar basit. Bunun hiçbir şeyi yok. Hay hocam niye baştan söylemediniz? Söylemeniz lazım ki tabii. İnsanlar ben gecenin üçünde bile telefonla hocam benim beynimde kist çıkmış diye arayan tanıdıklardan falan veya eski hastalarından insanlar oluyor. Kist. Tamam, çok doğru anlatılırsa da çok anksiyete. Doğru bir açıklamayla o kaygı giderilebiliyor. Ben de mesela belki çektirsem bende de çıkacak diyorum. Vallahi ben çektireceğim bu hafta. Aşırı baş ağrısından artık duramıyorum gerçekten. Gözümde de böyle bir ağrı var. Dolayısıyla yani mutlak bir şey çıkmayacaktır ama insan kendini iyi hissetmiyor. Yani bildiğin bir şeye duyduğun anksiyeteyle bilmediğin bir şey üzerine ürettiğin anksiyeteyi dengelersen... Ben bilmek isterim. Senin için öyle ama. Evet. Biliyor musun? Birçok insan için öyle değil. Doğru. Mesela hipofiz adenom benim çok yakınlarımdan birinde var. Hani ne yaparsa yapsın beyninin bir kenarında benim beynimde Uğur var ya biliyorsun unutmadın değil mi Onurcuğum falan diyor. Bir dakika diyorum ya. Kim? Alt tarafı işte bilmem ne seyahate gideceğiz. Uğur'la ne, uçağa bineceğiz ya şimdi. Bu kadar dert edilmesine gerektirecek bir şey. Yok, hayır. Yani belli bir boyutu aşmadığı müddetçe, hayati fonksiyonu olan yapılara bası yapmadığı ve dediğim gibi hormonlarla ilgili bir bozukluk yapmadığı sürece bizim için çok da hani korkulacak bir senaryo değil. Kaldı ki onları yapsa da çözümü olan bir durum, tedavisi olan bir durum. Tamam işte bakmayız. Kontrol altına alınabilen bir durum. Evet. Çok da korkutucu bir tablo çizmeye bence gerek yok. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Güzel sohbet oldu. Sağ olun. Güzel bilgilendim o anda. Devam edelim. Devam edelim. Devam.